düşün, gıfır olmuşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İnne minel nâsi mefâtiha lil hayr ve megâliqa lil şer. Ve inne minel nâsi mefâtiha lil şer ve megâliqa lil hayr. Fetûbâ limen ce'alallahu mefâtiha lil hayr alâ yedeyh. Ve veyyun limen ce'alallahu mefâtiha lil şer alâ yedeyh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İnsanlardan gelenler vardır ki onlar hayır kapılarının açarları, şer kapılarının kapılarıdır. Ve ona insanlardan gelenler de vardır ki onlar şer kapılarının açarları, hayır kapılarının ise kapıldırlar. Kul beli men cealallahu mefâtihel hayri alâ yedeyh. Ne güzel, ne hoşver o insanın halına ki Allah hayır kapılarının açarlarını o insan eliyle etmişti. Vavayyum. Cehennemde bir kuyu ve bir derin arıdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hepsi ahırında bizleri çekindirerek buyurur ki vayyum olsun o seslerin halına ki Allah şer kapılarının açarlarını o insanın eliyle etmişti. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde buyurur. Allah-u Teala'nın hayırdan olan hazineleri çoktur. Allah'ın hayırdan olan hazineleri vardır. Hayırlı hazineleri vardır. Ve o hazinelerin açarları kişilerdir. O hazinelerin açarları kişilerdir. Allah-u Teala bizleri hayır kapılarının açarları şer kapılarına da kısıl olan insanlardan için. Allah-u Teala'dan istiyorum ki Allah-u Teala bu evlilikte ne kadar hayır bereket varsa evlenen gençlerimize onu nasip etsin. Ve bu mecliste iştirak eden, ister iştirak eden, İster iştirak etmeye subay olan Müslüman bacı kardeşlerimize de hayırlı, bereketli evlilikler nasip etsin. Ve sonda da onu demek istiyorum ki hayır kapılarının en azametli açarı tevhiddir. Allah-u Teala'yı tek tutarak, tekleyerek, ona ibadet ederek, ona yalvararak, ona dua ederek ibadet etmektir. Ve şer kapılarının en ezanetli açarı ise Allah-u Teala'ya şerik koşmak, Allah-u Teala'ya ortak koşmaktır. Allah-u Teala isteyen Allah-u Teala bizi etsin, şer kapılarına da kıfırlardan etsin ve hemşin hayır kapılarının en mezemetli açanlarından biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olması. Onun sünnetine uymaktır. Onun sünnetini yaşamaktır. Nece ki sahabeler yaşayıp, tabi'inler yaşayıp, etba'l tabi'inler yaşayıp, onlar hayır içerisinde olurlar. Bizlere numune olurlar. Nece numune olurlar? İndi onların bazılarının anları çekildikçe sahabelerin biz deyiz ki Allah onlardan razı olsun. Sahabelerden sonra gelenleri, tabinlerin, etbaat tabinlerden onlardan sonra günümüze gelen, gelip bu dünyanın ölüp geçmiş olanların adlarını çektikçe ise onlara deyir ki Allah onlara rahmet eylesin. Ne zorunda Allah onları izzetlendirdi? Ne zorunda Allah-u Teala onları şereflendirdi? Çünkü onlar Allah-u Teala'ya tohum
Belki İmam Malik rahimehu olan bir söz var. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesi Nuh aleyhisselamın kendisine benziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesi Nuh aleyhisselamın kendisine benziyor. Bakın o zaman ki Nuh aleyhisselam kendi düzeltti Allah'ın emriyle ve müminleri heyvanlardan kürtükleri ve insanlardan olan müminleri o gemiyenin dedi. O zamanda o gemiye kim mindiyse onlar kurtuldu. Gemiye inmeyenler helak oldu. Ona göre İmam Malik rahimehullah diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesi Nuh aleyhisselam'ın gemisi kimdi? Kim ona minerse kurtula, kim ona minmekten bu minmesi varsa helatına. Allah-u Teala'dan isteyen ki Allah-u Teala bizleri dünyada ve ahirette kurtulan kullarından etsin. Allah-u Teala e'lâ ve e'lem ve sallallahu alâ nebiyyina ve sellem. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah size razı olsun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.